Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon kuruluşları. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamın sadıklanlar ekranımızı bulsun. Xitay iqtisadının aldıngı pesillik işi alayda tüven noktaya düştü. Xitayning bu yil 2-chi fasllik iqtisodida musbat ishish ko'rilgan bo'lsa-mu, yanada mo'ljaligiga yetmagan bo'lib, 2020 yildan buyonki eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Amerika ovozining 15 iyuldagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoyda qaytadan bosh ko'targan yuqum sababli Xitoy iqtisodida chekinish ko'rilgan bo'lsa-mu, bu yil 2-chi fasldagi iqtisod ishish sur'ati o'xshash mezgildikidan zo'r darajada tuvalligan. Bu tariqada davomlashgan taqdirda Xitoy nishonlagan iqtisodning yillik ishlash sur'ati 5.5 ga yetkazish asosan mumkin emas ekan. Bir qism iqtisod analistlari yana Xitoy statistika idorasi 15 iyul e'lon qilgan soliq ma'lumotlarida masala bo'lishi mumkinligini bildirishgan. Xitoy statistika idorasi e'lon qilgan soliq ma'lumotlarga asoslanganda bu yil 2-chi faslda Xitoyning iqtisodi o'xshash mezgildikidan 0.4% oshgan bo'lib, 9 fasldan buyonki eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Xitoy doirlari buningga Xitoy virusi yuqumi va xalqaro vaziyatning davolg'ushini sabab qilib ko'rsatgan. Navbatda Xitoy yillik iqtisodi ishlash sur'ati 5.5 ga yetkazishni planlagan bo'lib, bir qism iqtisodshunoslar Xitoy doirlarining keyingi yarim yilda turli tadbirlar bilan Xitoy iqtisodini qo'zg'atishga tirishadiganligini, Xitoy virusi yuqumining yanada eng cho'ng to'salg'u bo'lganligini, 5.5% lik nishonga yetkazishning asosan mumkin bo'lmaydiganligini bildirishgan. Taylandda tutup turulayotgan 3 uyg'urning qochib ketganligi oshkorlandi. Necha yildan buyon Taylanddagi tutup turish markazida sababsiz tutup turulayotgan uyg'urlardan 3 kishi bu haftaning beshida mazkur o'rindan qochib ketgan. Tayland taratqularining xabarida bildirilishicha, Tayland saqchi doirlari mushi haftaning beshida Taylanddagi ko'chmanlarni tutup turish markazidan 3 uyg'urning qochib ketganligini Tayland doirlarining ularni izlayotganligini oshkorlagan. Bir saqchi amaldorining aytishicha, mazkur 3 uyg'ur dushanba kuni tong etishdan burun qamalgan kamerdan qochib ketgan. Ular Bangkokning janubidan taxminan 320 km yiroqlikdagi Perachop Xerixan o'lkasidan tutib turish markazidan qochib ketgan bo'lib, qochish jarayonida o'tkir asbob bilan temir rishatkini hardab ochgan. Mazkur amaldor muxbirga: "Biz ularni davomli izlayotmiz. Men yangi ahvol haqidagi doklatni saqlayotman. Yaqinqi kunlarda dam olish mezgili bo'lg'achqa izlash sur'ati osta bo'lib qoldi" degan. Mazkur amaldor muxbirga qochib ketganlarning 25 yoshlik Ali, 30 yoshlik Abdullah va 29 yoshlik Abdullah ismli 3 mahbus ekanligini aytib bergan bo'lib, ular hozirga qadar qochib yurmoqdigan. Taylandlik bir faoliyatchining ilgari surishicha, Taylandda tutib turilayotgan uyg'urlarning soni 52 dan 56 gacha bo'lib, ular Taylanddagi tutib turish markazlariga tarqoq o'rinlashtirilgan. Mazkur uyg'urlarning hozirga qadar uzun muddat sababsiz tutib turilishining asosiy sababchisi Xitoy ekan. Xitoy Tayland hukumatiga izchil bism qilib turg'achqa Tayland doirlari ularni davomli tutib turmoqdigan. Bundan ilgari xalqaro inson haqlari kuzatish tashkilotining Taylanddagi oliy tadqiqotchisi Sunay Fasok kishilik huquqni kuzatish tashkiloti ko'p yillardan buyon Xitoy doirlarining Uyg'urlarga qaratgan eg'ir kishilik huquq dafsanchiligini isbotlaydigan nurg'un dalil isbot to'pladi degan va Xitoy doirlarining Sharqiy Turkistonni zo'r ko'lamli tutqun lagerga aylantirganligini ta'kidlab, u yana 2015 yildagi voqealarning qayta yuz berishidan ansiraydiganligini, Tayland hukumatining ilgirki ishlarini qayta takrorlamaydiganligi to'g'risida iniq kafolat bermaganligini, shunga Taylandda tutib turilayotgan uyg'urlarning yanada xatar ichida ekanligini bildirgan. Taylanddagi xalq huquqi fondi boshchiligidagi 10 necha kishilik huquq tashkiloti oldingi oyda Tayland hukumatiga tutqundagi uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslik haqida murojaatnoma sungan edi. Mazkur murojaatnomani qabul qilgan parlament a'zosi o'zining hukumatga bism ishiltib, uyg'urlarni qutqizish planini tuzib chiqib, ularning Xitoyga qaytarmasligiga kafolatlik qildiganligini bildirgan edi. Tayland ko'chmanlari idorasi bu vaqtda Tayland hukumatining uyg'urlarni boshqa joyga qaytarish plani yo'q. Bu xil qarorni boshqa hukumat tarmoqlari, asosiy davlat bexatarlik kengashi va tashqi ishlar ministrligi chiqirdi degan edi. Tayland tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bo'lsa, uyg'urlar uchun amaliy hal qilish chorasi topilganiga qadar Tayland hukumati bu uyg'urlarning holidan xabar oladi degan edi. Tayland hukumatı 2015 yili 7 ayda köpünçisi ayollar ve balılar bulup 173 uyğurni Türkiye'ye yolu salgan bulup,
Bir haftadan keyin 109 uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan edi. Bu masala Tailandning ichi sirtida kuchlik ayiblash dolqinini qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda Turkiyadagi g'azablangan uyg'urlar Tailand konsulxonasiga bizib kirib, derazalarini chaqib, Tailand bayrog'ini yirtib qattiq noroziligini bildirgan edi. Dalai Lama'nın Xitoy-Hindiston to'qunish rayonini ziyorat qilishi diqqat qo'zg'adi. Tibetlerinin menevi dahisi Hindistan'da sürgünde yaşavatkan Dalai Lama 2020 yılı Xitay bilen Hindistan kallak tokunuşkan rayon Ladakh'ını ziyaret kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu aktiki xavirde bildirilişçe, Dalai Lama Xitay bilen Hindistan uttursudiki tokunuş rayonlarını sezgür vaqtta ziyaret kılgan bulup, Merkezi Tibet Memori Organı'nın resmi taratkuları Dalai Lama'nın 14. iyul etigende Ladakh'a karab yolga çıkarlıqını xavir kılgan. Bu Dalai Lama'nın Xitay virüsü tarqalğandan buyan tunji qitim Dharamshaladagi turalğısıdan çıkıp taşqı dünya bilen alaqa qilishi iken. Hindistan taratqoları bolsa Dalai Lama 2 günlük seferden keyin Ladakh'a yetib barğanlıqını, Ladakh'ta bir ay turup yerlikdiki ergesh küçülerge vəz etqanlıqını xəbər qılğan. Dalai Lama 1959 yılı Tibet'nin Lhasa şehrinden Hindistan'a kaçıp ketken bulup, keyin Hindistan'dan Dharamshalada Merkezi Tibet Memori Organı'na yana sürgündeki Tibet hükümetini kurgan. Hindistan'dan sürgünde yaşavatkan Dalai Lama ve Tibetlerine kollayışı Beijing rejimi tarafından Xitay'nın içki işlerine arlaşkallık deyip ayıplengen. Ladakh Jammu Keşmir rayonu'na jalaşkan bulup, Dalai Lama Ladakh'ne ahırkı xitim 2018 yılı ziyaret kılgan. Aynı vaqtda Xitay o'xshashla Hindistonga itiraz bildirgan. Hindiston bilan Xitay 2020 yili 6 ayda Ladakhning Galvan vodiysida qalliq to'qunishgan bo'lib 20 hindistonlik askar o'lgan. O'lgan va yaralangan Xitay askarlarining soni hozirgacha aniq bo'lmagan. Shuningdan keyin ikki taraf chegara askarlarini o'rinlashtirishni kuchaytirib, munosabat qattiq jiddiylashgan. To'qunishdan keyin Xitay bilan Hindiston hozircha 15 qitim qo'mondan darajalik suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu 13 qitimliq suhbatdan keyin vaziyat qatmal holatga kelgan. Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi oldingi hafta 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inda qo'shimcha suhbat o'tkazgan. Suhbatda ikki taraf 16-chi navbatdagi qo'mondan darajalik suhbatni tezdan o'tkazishga qo'shilgan. Ba'zi taratqularning xabar qilishicha 16-chi navbatdagi harbiy qo'mondan darajalik suhbat 17 iyul o'tkazilmoqchi bo'lib bir kısım analistler Hindistan hükümetinin bundan mühim bir payda Xitay'a besim işiltiş için Tibet kartısını oynayıp Dalai Lama'nın ziyaretine yol koyuqalıqını bildirişken. Xitay issiq havarayının hücumuğa uçurmaqta. Xitay'nın nurgun caylarında yukarı temperaturluk havarayı körülgen bulup, nurgun kişilerge issiq ötüp ketken ve bu sebeplik ülüş ahvali körülgen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu aktiki xabirde bildirilişçe, Xitay'nın nurgun caylarda yukarı temperatura 40 gradusun içip ketken. Yakınki günlerde Jiejian ülkesindeki nurgun doktorxanlar issiq ötüp kalgan bimarlarını arka-arkadan doktorxanığa algan. Ondan başka nurgun kişilerge issiq ötüp kalganlıkı haqida diagnoz koyulgan bulup, mezkur bimarlar içide ölüp ketkenlerimi bolgan. Ondan başka Xitay'nın Nanjing, Sichuan, Henan qatarlıq ülke ve şehirlerde nurgun Xitaylarga issiq ötüp ketkenlikke xabar kılıngan. Xitay'daki köplügen taratkularının haberlerine asaslanganda, Jiejian ülkesinde 6 iyul düşünün kiyin bir Xitay işçi sıhta işlev etip tuyuqsız hoşunun ketken. Bimarının beden temperatursi 40 gradusunu içip ketken bulup, kan tumur kıtışı sebeple köplügen azalara kerehten çıkan. Ahırda kutkuzuş ünün vermeyi ölüp ketken. Jiejian, Henan, Sichuan ve Nanjing qatarlıq caylardaki köplügen doktorxanlarda yakınki küllerden buyan issiq ötüp kalış sebeple doktorxanığa ilingan bimarlar köpeygen. Bularının bazısının ahvali eğir bolgan. Ondan başka bazı bimarlar doktorxanda davalanıvatkan mezgilde ularının barlıq içki azalarının suda kayıntılgandak bulup ketkerlikke baykalgan. Ve ularda jigar, börek iktidarı zayıflişiş ahvali körülgen. Hazırga kadar Jiejian ve Sichuan'da kattık issiq sebeple içki bimar ölgen. Mälim buluşça, issiq ötüp kalış hatalik ahvallardan biri bulup, eğir issiq ötüp kalganda merkezi nerva sistemisi, jigar ve börek iktidarı, nefesleniş iktidarı, yürek kan tumur iktidarı katarıqlarga təsir körsetip, köplügen azanı palaç halığa keltirip koyduken. Issiq ötüp kalgan kişilerinin ölüş nisbeti yukarı iken. Türkiye'de 15 iyul Demokratiya ve Milli İttifaklık Günü hatırlandı.
Türkiye'de 15. iyul Demokratiya ve Milli İttifaklık günü hatırlangan bulup, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılı 15. iyulda Fethullahçı Terörlük Teşkilatı'nın siyasi özgürlük kozgaş urunuşuna karşı namayan kılıngan, karşılık körsütüş hareketi arkalı kutluk bir zefer koluğa keltürgenlikini bildirdi. Türkiye Prezidenti Erdoğan 2016 yılı 15. iyulda Fethullahçı Terörlük Teşkilatı'nın siyasi özgürlük kozgaş urunuşuna karşı namayan kılıngan karşılık körsütüş hareketi arkalı İşgaliyetçilerin yüle tosalgalıkını ve kutluk bir zefer koluğa kelgelikini bildirgen. Erdoğan'ın 15. iyul Demokratiya ve Milli İttifaklık günü tuğursudaki uçuru bugün bir kısım gizitlerde elan kılıngan bulup, Erdoğan uçuruda Türkiye üçün soğukkan yüreklerinin 2016 ile 15. iyulda Fethullahçı Terörlük Teşkilatı'nın siyasi özgürlük kozgaş urunuşuna karşı dağdoğuluk küreş bilen tarih yaratkallıkını tılgıyla, biz devlet ve millet buluş süptümüz bilen harmay talmay mürüne mürü getirip, oturğa koyğan şallıq qarşılıq körsütüş hərəkəti arqalıq yeni bir qutluq zəfərni qolğa gətirdik. Şu küçisi çoğqur bir bəsirət və çoğ qəhrəmanlıq bilan vətini, bayrağı, müstəqilliyi və iradəsinə igi çıxan xalqımın hər bir əzasına salam bermən. Barlıq şəhidlərimizni Allahdan rəhmət tiləş bilan əsləymən. Qazilərimizə salamatlıq və bəxt səadət tiləymən. 15-ci iyul ruhunu saqlab Türkiyə sevgisi üçün toxtavsız xidmət qilishni davamlaşdırırıq degan. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası ki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.